kızım. Sen hemen annenin yanına git. Koş çabuk. Melek uyan. Melek ne oldu sana? Melek Hanım. Ne oldu? Sakin ol, sakin ol. Sanırım o kadar ciddi değil yarısı. Kanaması çok az. Nazlı, sen de bir an önce ambulans ara. Sinemcim gel böyle. Gel böyle, hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Ne oluyor bu? Melek? Anne bir şey dedi. Melek! Melek! Ne olan Romo? Arıyoruz hemen çıkıp gelmiyorsun. Bizi ortada bırakıyorsun mal gibi. Abi araba bozuldu. Hemen tamire giriştim ama olacak gibi değil. Çıkamadım işin içinden. Tamam lan tamam, inandık. Kes tıraşı. Çayın taze mi? Taze, dolduruyorum bir tane. Doldur bakalım. Bak koçum. Seninle bazı sıkıntılar yaşadık. Böyle bazı yanlış anlaşılmalar falan oldu. Eyvallah. Ama ben seni affettim. Sen de biraz sal ya. Tamam, bir şey yapma artık. Oğlum bak, bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. İkimiz yalnızız koskoca şehirde. Allah Allah. Abi, sen tam olarak benden ne istiyorsun? Bak, bir şey diyeceksen açık açık konuş. Ulan var ya, cin gibi çocuksun Allah'ıma. Ne isteyeceğim oğlum? Yağlı bir kapı buldum. Buldum da henüz planımı yapamadım. Yani her zamanki gibi ne koparırsak yine kırışacağız. Tabii lazım olduğunda bana yardım edersen. Allah belanı versin. Bir kurtulamadım seni. Ne bakıyorsun lan mal mal? Tamam mı, anlaştık mı? Buna da laf anlatacağım. Bakma bir tanem öyle. Gel sen bakayım babaya. Özür dilerim babacığım. Özür dilerim anneciğim. Evden kaçtığım için çok özür dilerim. Bir daha yapmayacağına söz verir misin? Söz veriyorum. Bu daha yapmayacağım. Gel bakalım, şöyle oturalım, bir konuşalım seninle. Vallahi. Neden yaptın babacığım bunu? Kızdın ya da üzüldüğün bir şey mi oldu? Sizi korkutmak istedim. Bir tanem. Sen bizi yeterince korkuttun zaten. Biz çok korktuk. Peki kızım. Neden bizi korkutmak istedin? Barışıp tekrar birbirinizi sevmenizi istedim. Eskisi gibi bir olalım istedim. Peki ne olmasını umuyordun bir tanem? Ne düşünmüştün giderken? Siz birbirinizi severseniz daha çok mutlu olursunuz. Benimle daha çok ilgilenirsiniz diye düşündüm. Hep birlikte güzel vakitler geçiririz. O zaman hepimiz mutlu oluruz. Bir tanem, çok özür dileriz. Haklısın, biz seni ihmal ettik. Ama bak, baban da ben de çok zor bir dönemden... Kızım, annenle bizim aramızda ne yaşanırsa yaşansın, aramız nasıl olursa olsun, biz seni çok seviyoruz kızım. Seninle ilgili değil. Ve sana söz veriyoruz. Bundan sonra daha dikkat edeceğiz. Yani barıştınız mı şimdi? Bak Zeynep'ciğim,
Biz bir aileyiz değil mi? Aile içinde de küslük olmaz. Sen bizi biraz yanlış anlamışsın. Bak bir tanem. Annelerle babalar bazen bazı konular hakkında anlaşamayabilirler. Hatta tartışabilirler. Bu bizim için de geçerli. Ama asla küsmezler. Çocuklarına olan sevgileri asla azalmaz. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Bak, bu yaşadığımız şey hem bize hem de sana ders olsun, olur mu? Bendeki insanı da çok özür dilerim. Melek'ciğim iyi misin canım? Sırtına yastık falan vereyim mi? Ay yok Avsa teyzeciğim, gayet iyiyim, merak etmeyin. Daha iyi oldum. Ben parkta otururken birden yanıma geldi. İlk başta bana çok iyi davrandı. Güldürdü. Hatta bana simit ayran bile aldı. Ah canım benim. Benim sadakamız varmış. Sonra? İşte sonra parktan çıkıp başka yerlere gittik. Uzaklaştık oradan. Ben eve gitmek isteyince beni bırakmadı. Oyalamaya çalıştı. Bir de kızdı bana. Kıyamam sana bir tanem. İşte tam o anda Melek teyze çıkıverdi önümüze. Adamın üstüne bir atladı. Bir tane de eline şişe parçası gibi bir şey aldı. Koskoca adam. Ondan nasıl korktuk görmeniz lazımdı hepiniz. İyi ki de Melek teyzen oradaymış bir tane. Beni hemen arkasına doğru çekip aldı. O kötü adama da yaklaşırsa fena olacağını söyledi. Zeynep'ciğim kapatalım mı artık bu konuyu? Bak sen iyisin, ben de iyiyim. Geçti gitti bitti. Bize bir şey olmadı ya. Önemli olan o değil mi? Melek teyzen bir kahraman gibi giymiş. Bütün süper kahramanlar da bizim evde. Melek teyze uçabilseydi tam olacaktı. Değil mi? Çok güzel olurdu. İlahi Zeynep. Şu yastığı da düzeltelim iyice. Ay, çok teşekkür ederim. Çok zahmet oldu size ama. Demek öyle düşünüyorsunuz Ağustos teyze. Aslında bugün yemekte ben de bahsettiğiniz şeyi anladım biliyor musunuz? Emin oldum yani. Ya. Dikkat ettin mi? Murat Nazlı'nın yüzüne bile bakmadı. Ama onun da yüzü nasıl düşüktü? Murat artık seni çok önemsiyor. Aslında ben yarını düşünüyorum. Yani bakalım yarın evden gidiyoruz dediğimizde ne yapacak Murat? Ya engel olmazsa? Ha yok. Öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum ben. Ama yine de Murat bu. Yani sürprizli çocuk, ne yapacağı belli olmaz. O yüzden biz hazırlıklı olmalıyız. Ama yani biz de aslında boşuna ümitlenmiyoruz ki. Şu olan şeylere baksanıza, haksız mıyım? Evet Canikom, çok haklısın. Seni şu yaralayan serseriye var ya ödül vermek lazım. Nasıl da hızlandırdı değil mi işlerimizi? Yani adamı bulsam gerçekten alnından öpeceğim. Hayatımda canımın acımasına hiç bu kadar sevinmemiştim. Kürtünmeyin ne olur. Evet. Bakalım Murat Efendi'nin dosyasını açalım, neler vermiş. Evet, ne olmuş? Feci kaza diyor. Geçirdiği trafik kazası, karısı ölmüş Cemre. Yok ya. Senin annenin adı ne? Cemre.
Ulan harbiden ya. Oğlum bu Nazlı Cemre'ye ikisi kadar benziyor ya. Güzel. Güzel. Melek daha iyi değil mi anne? Ah, gayet iyiyim Murat. Gayet iyiyim. Ah, Melek. Hiç rahatsız olma. Biz artık gidelim demek için geldik. Artık gitsek iyi olacak. Zaten misafirlik biraz fazla uzadı. O da mecburiyetten biliyorsunuz. İyi olmana çok sevindim. Rica ederiz. Biz bir şey yapmadık ki. Olur mu öyle şey? Yani çok ilgilendiniz. Teşekkür ederiz. Biraz daha kalsaydınız keşke Melek'ciğim. Gitmeyin hemen. Çok teşekkür ederim Mahsu teyzeciğim ama yani size de daha fazla yük olmak istemiyoruz. O yüzden gitsek iyi olacak. Sonra yine geliriz değil mi anne? Tabii ki geliriz aşkım. Tabii ki geleceksiniz. Ben sizi yolcu edeyim bari. Anne. Melek. Gitmeyin. Burada kalın. Eskiden olduğu gibi. Murat çok teşekkür ederim inceliğin için ama yani sizin de şimdi... Sizi bizi yok Melek. Siz de artık bu ailenin bir ferdi sayılırsınız. Geçmeyelim anne. Zeynep'ten ayrılmak istemiyorum. Ama... Ayrılmayacaksınız tabii Sinemciğim. Siz kardeş gibisiniz. Yaşasın. Hadi gel. Geç otur gel. Teşekkürler. Kızım, sen kapıya bakar mısın? Ben mutfaktayım. Tamam. Sen? Sen ne istiyorsun benden ya? Nereden buldun burayı? Cemre hanımefendi, sakin olun. Sinirlenmeyin. Germeyin kendinizi. Yüzünüz kırışacak sonra. Ne saçmalıyorsun sen ya? Her şeyi biliyorum, her şeyi. Kazayı, Cemre'nin ölümünü. Sen o çocuğa annelik rolü yapıyorsun değil mi? Ama var ya harbiden helal olsun. Aferin sana. Rolünü o kadar güzel yapmışsın ki çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyin farkında değil. Demek sendin ha? Zeynep'i kaçıran, Melek Hanım'ı yaralayan sendin. Dün bir başlangıçtı diye. Devamı gelsin istemiyorsan bana istediğim parayı getireceksin. Yoksa... Bu Rüstem o tatlı evlilik oyununuzu bozar. O kadar.